Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bayağıdır indirim videolarında görüşemiyoruz. Ben de dedim ki Epic'te hem yeni çıkan oyunlarda hem de fiyatı değişmeyenlerde güzel fırsatlar var. Bir video ile bunlardan sizlere bahsedeyim dedim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Pacific Drive, gizemli bir örgütün deneylerinden arta kalan tehlikelerle yüzleştiğiniz ıssız bir otoyolda hayatta kalmak için tek güveneceğiniz dostunuz arabanız. Onun size iyi bakmasını istiyorsanız siz de ona iyi bakmanız gerekiyor. Yol boyunca topladıklarınla arabanı geliştir ve Olympic Exclusion Zone'da doğru ilerle. Son zamanların en beğenilen hayatta kalma oyunu iyi bir çıkış fiyatıyla şu an satışta. Deluxe versiyonu araba için özelleştirmeler dışında hikaye namına pek bir şey sunmuyor. Smellland Survive the Wild. Devasa bir dünyada en küçük olmak, besin zincirinin en alt kademesinde olmak sinir bozucu olabiliyor. Tek başınıza ya da 10 oyuncuya kadar destekli arkadaşlarınızla birlikte acımasız vahşi doğada hayatta kalmayı deneyimleyebilirsiniz. Kendi minyatür evinizi kurabilir, silahlar zırhlar üretebilir, etrafınızdaki hayvanları veya böcekleri evcilleştirip binek hayvanı olarak kullanabilirsiniz. Bir de böcek fobiniz yoksa işiniz daha da kolay olacak. Son zamanlarda yükselişte olan oyun türünden farklı bir bakış açısı. Nightingale, Victoria döneminden karakterlerin fantastik bir dünya ile buluşması gibi çok farklı bir dünyayı hayatta kalma öğeleriyle birleştiren oyun son zamanların da gözdeleri arasında. Epic platformunda çok daha iyi bir fiyattan satılıyor. Hayatta kalma, crafting ve save kurma gibi özelliklerin yanında bundan daha çok hatta fantastik yaratıklardan korunmayı daha ön planda tutmuş gibi gözüküyor oyun. Nightingale bence Victorian tarzında dizayn edilmiş sanat tasarımına da dikkat çekiyor. Overcooked 2 Gourmet Edition. Bu oyun sadece yemek yapma üzerine değil, bu oyun yemek yaparken eğlenme üzerine bir oyun. Her bölümünde farklı engellerle bize siparişleri yetiştirmemek için elinden geleni yapan, elinden gelen zorluğu çıkaran bir oyun ama buna rağmen başarmak için uğraşmak bile çok zevkli. Açıkçası oynadığım en iyi parti oyunlarından biri. Bu sebeple tek başınıza kesinlikle tavsiye etmiyorum. Gourmet versiyonuyla da ana oyun ve bütün genişleme paketi de ulaşabiliyorsunuz. Dead Cells bu indirimin en öne çıkan oyunu olabilir. Zaten zamlanmamış fiyatıyla platformda olan oyun bir de şu an %50 indirimle satılıyor. Metroidvania ve roguelike türünün en iyilerinden biri diyebilirim ki bence en iyisi. Oyuna alışmak da çok basit. Zaten canlan, savaş, yetenekler kazan, boss savaşları yap, öl ve daha güçlü geri gel. Her başarısızlık daha bir inatla geri dönmenize sebep olacak. Ayrıca şu an bütün DLC'lerin içinde olduğu Medley of the Bane Bundle paketi de indirimde ama bence çok daha iyi bir fiyata Microsoft'tan alınabilir. Hatta oradan alın bence. Şu an en iyi fiyat Microsoft Store'da var. Yanlış oyunu almamanız için linkini de ilk mesaja bırakacağım. King of Seas, korsan ve gemi savaşları temasını aksiyon RPG öğeleriyle birleştiren iyi bir oyun. Üstten bakış grafik tarzıyla daha çok gemi savaşlarına odaklanıyor. Tabii ki gemi savaşlarının yanında adaları keşfetmek, hazine peşine düşmek, gemi batıklarını yağmalamak gibi özellikleri de var. Kazandıklarınızla geminizi ve yeteneklerinizi de geliştirebiliyorsunuz. Çok fazla ayrıntıda boğulmadan eğlencelik bir oyun arayanlar değerlendirebilir. Dark Complete Edition. Lloyd bir gece rüyaya dalıyor ama rüyasında hapsoluyor. Bilinçli bir şekilde olduğundan rüyasını kontrol edebileceğini düşünerek uyanmak için uğraşmaya başlıyor. Burada aklına gelmeyen tek şey bu rüyanın bir kabus olduğu olacak. Korkularıyla yüzleşmesini ve rüyalarının şifresini çözmeniz gerekiyor. Madem rüyadayız fizik kurallarını da biraz bükmekte sorun yok herhalde. Eğlenceli bulmacaları ve karanlık ortamına rağmen absürt havasıyla Dark değerlendirilmesi gereken bir oyun. Arctico, akıl hocamız mefta oluyor ve size vasiyet olarak Allah'ın unuttuğu bir yerdeki çalışmalarını bırakıyor. Çalışmalarını sürdürmek ve kendi keşifimizi yapmak için Arctico'ya gidiyoruz. Huzurlu bir açık dünya hayatta kalma oyunu çünkü kızak köpeklerinizden başka yanınızda kimse yok. Üstünüzü inşa edin, keşfe çıkın, bir şeyler icat edin. Bu bomboş gibi gözüken yerde aslında yapılacak çok şey var. Red Rogers Radical Edition. 90'ların platform oyunlarını hatırlatan tarzını güzel bir renk paletiyle sunan Red Rogers platform severlerin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Eski oyun konsolumuz canlanıp bizi kendi ana karakterimiz olduğumuz bir oyun dünyasına çekiyor. Oyun oynamayı seven Red ve ağzı bozuk konsolumuz Dusty ile maceralara atılıyoruz. Oyunda Shadow Warrior'dan Lo Wang ve orijinal sesiyle Duke Nukem karakterlerini de minik şirin haliyle görebiliyoruz. For the King, 3 farklı savaşçı sınıfından oluşturduğumuz grubumuzla Fahrul isimli krallıkta keşfe çıkarak maceralara atılıyoruz. Grubumuz turbazlı ilerleyip yeni toprakları keşfederken tehlikeler ve düşmanlarla karşılaşıyor. Savaşlarımızı da sıra tabanlı olarak yapıyoruz. Silahlar, büyüler keşfederek savaşçılarımızı geliştirebiliriz. Roguelike tarzı tekrar oynanabilirliği sayesinde her oyun yeni bir macera gibi hissettirecek.
Bud Spencer, Terence Hill, Slaps and Beans. Çocukluğumun sevdiğim iki aktörü Bud Spencer ve Terence Hill. Komedi ve spagetti western filmlerini bayılarak izlerdim. İşte bu filmlerden ilham alarak retro piksel tarzında içerisinde mini oyunlar da katarak çok eğlenceli bir beat'em up oyunu haline getirmişler. Türü sevseniz de sevmeseniz de herkesin çok keyif alarak oynayacağı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Fiyatına aldanmayın, pişman olmayacaksınız. Sign Mora X. Bu zamana kadar yana kaydırmalı bir shoot'em up oyunu oynamadıysanız bu fiyata şimdi tam vaktidir. Türü sevenler zaten çoktan almıştır diye düşünüyorum. Ben çoktan aldım zaten. Eski oyunun daha iyi ve yeni versiyonuyla Sign Mora X sürükleyici bir macera, sürekli değişen ve gelişen ortamlar, zorlu boss dövüşleriyle fiyatına da baktığımızda bulunmaz bir nimet gibi gözüküyor. Kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ara bir indirim olmasına rağmen güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Yine her zamanki gibi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı da ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Canlı yayınlara ve Discord kanalıma da bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.